Merhaba değerli izleyenler, ben Kübra Şenkal. Bir Anne Bir Uzman programı ile RTV ekranlarında yeniden sizlerleyim. Bugünün konuğu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Meltem Erkmen. Hoş geldiniz değerli hocam, nasılsınız? Hoş bulduk Kübra'cığım, çok teşekkürler. Öncelikle seni bu yeni programından dolayı tebrik ederim. Beni de davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ederiz. Bu kadar yolunuzun arasında bize zaman ayırıp buraya geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Hocam, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Operatör doktor Meltem Erkmen kimdir? Ben Ankara'da doğdum. İlk orta, lise, üniversite hayatım Ankara'da geçti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden uzmanlık eğitimi aldım. Bir yıl kadar Ankara'da çalıştıktan sonra da 2001 yılında yolumuz Malatya'ya düştü. 2001 yılından beri önce SSK Hastanesi'nde, ardından Malatya'nın çeşitli özel hastanelerinde çalıştım. En sonunda 2013 yılına kadar devlet hastanesinde çalışarak, 2013 yılından pardon 18 yılına kadar 5 sene devlet hastanesinde hizmet verdim. Sonra emekliliğimi hak edip kendime özel klinik açtım ve 3 yıldır da orada hastalarımı kabul etmekteyim. Çok güzel hocam. Bugün konuşacağımız birçok konu var. Vaktimiz yettiğince teker teker değinelim diyorum hepsine. Ama o kadar bilgilisiniz ki hangi bilginizden istifade etsek diye şu an düşünüyorum. Şimdi hocam hızlıca bir giriş yapalım diyorum. Ben ilk sorumuzu size yöneltmek istiyorum. En çok merak edilen ve bence çok da gerekli bir soru herkesin bilinçlenmesi açısından. Planlı hamilelik öncesi neler yapmak lazım? Ne gibi testler yaptırmak lazım? Planlı gebelik tabii çok ideal bir durum ama genellikle çok başımıza gelmiyor. Genelde sürprizlerle karşılaşıyor çiftler ya da plansız yani hazır olunmayan bir gebelikle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii planlı bir gebelikse eğer gebelikten önce mutlaka bir jinekoloğa gitmesi gerekiyor bence kadının. Jinekolojik bir muayenede enfeksiyon ya da gebeliğe engel, yani gözle görünür ilk muayenede tespit edilebilecek bir durum var mı? Gözden kaçmamış oluyor. Tabii bir takım testler de yapmak önemli. Kansızlık ya da işte bir takım vitamin eksiklikleri var mı? Ya da bir endokrin bozukluk, yani daha önceden bilmediği bir tiroid fonksiyon bozukluğu da olabilir mesela, yani bunlar gibi yani rutin bir biyokimyasal test, bir kan sayımı, idrar tahlili, bir idrar kültürü, kabaca kan ya da idrar tahlili olarak bunlardan bahsedebiliriz laboratuvar olarak. Ama muayene sırasında tabii bir simir almak lazım gebelikten önce. Tam ona değinecektim ben de, evet. Evet, sen de hani simirden bahsetmek istiyordun. Hani simiri de bu araya şey yapabiliriz. Şimdi hocam simir testini bence biraz açalım. Çünkü şöyle, ben gebelik öncesi kendim gidip simir testimi yaptırmıştım. Ve simir testlerini hangi sıklıkla yaptırmak gerekiyor, bunlardan biraz bahsedelim. Çünkü simir testinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani simir testini niye yaptırıyoruz? Rahim ağzında HPV virüsü, artık hani herkesin bildiği bir virüs haline geldi HPV virüsü. Çünkü toplumda çok yaygın oranda bulunmaya başladı. Yani neredeyse 5 kadından biri virüsün taşıyıcısı. Bu her zaman belirti de vermiyor. Hani bu genital sihirlerle de ilişkili bir virüs. Hani genital sihir olarak bizde belirti verse de rahim ağzındaki yaptığı değişiklikleri biz ancak rahim ağzından aldığımız o sürüntünün incelenmesi sonucunda anlayabiliyoruz, görebiliyoruz. Yoksa HPV'nin çok fazla çeşidi var. Bunların hepsi kansere de dönüştürmüyor dokuyu. Fakat belli tipleri var. Bu tiplerin bulaştığı takdirde rahim ağzında hani yıllar süren bir süreç sonucunda rahim ağzında yani kansere kadar giden, evet, patolojilere sebep olabiliyor. Ve biz bunların erken tanısında simir testini kullanıyoruz. Ve kadının yani ilk cinsel deneyimi yaşadıktan sonra, hani bunun yaşı 20 de olur, 30 da olur,
bu andan itibaren bu testi rutin olarak yaptırması çok önemli. Bunun hani periyotlarını da 3 yılda bir, eğer hani risk grubundaysa da mutlaka HPV virüsü taramalı simir testlerini öneriyoruz. Anladım hocam, teşekkür ediyorum. Diğer sorumuza geçelim istiyorum ben. Gebelik takibi hangi sıklıkla yapılmalı? Gebelik takibi aslında şöyle, hani gebeliği bir süreç olarak düşündüğümüzde gebelikte ilk muayenemizi gebelik tanısının konduğu ilk anda yapmakta çok büyük fayda var. Çünkü gebelik, işte kadın adeti gecikti, gebe olduğunu testle teyit etti. Hemen bir jinekoloğa başvurması gerekiyor. Hani bu gebeliğin önce bir rahim içinde olup olmadığını bizim görmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz hani dış gebelik riskimiz de var hani bir oranda. Hani onu biz rahim içinde gördüğümüz zaman, normal bir gebelik kesesini görünce içimiz rahatlıyor. Şimdi bu ilk muayene dersek, bu birinci muayene. İkinci muayeneyi de ne zaman yapıyoruz? Bebeğin kalp atışlarını görmek için yapıyoruz. Bunu da işte bir 10-15 gün sonra davet ediyoruz. Kalp atışını gördüğümüz zaman da en heyecanlı kısmı. En heyecanlı kısmı. Bu bebeğin hani %80 oranında sağlıklı doğacağını müjdeleyebiliyoruz. Ben hep onu söylerim. Hani kalp atışını görmeden acele etmeyelim. Evet. Hemen herkese duyurmayın. Ondan sonra hani çünkü bazen işte kalp atışı çıkmıyor, erken düşükler olabiliyor ve gebelik kayıpları olabiliyor. Onun için ikinci muayeneyi de işte bu kalp atışı için diyelim. Hani belki bu döneme de denk gelebilir kadının muayenesi. Belki hani daha evet, geç doktora başvurabilir. İlk muayenesinde de bu kalp atışını tespit edebiliyoruz. Ondan sonra da tabii bu kalp atışını gördükten sonra 12. haftada, 11-12. haftada bu ense kalınlığı, işte burun kemiğini incelediğimiz, bebeğin hani ekstremitelerini, elini, kolu, hani sağlıklı bir fetüs mü diye baktığımız işte 3. ay muayenesi. Bu ayda da işte ikili test yapılıyor ya da diğer işte rutin tahlilleri yapıyoruz. Şeker yüklemesi tarzında. Şeker yüklemesi tabii biraz daha geç yapıyoruz. Hı hı. Hangi haftalarda yapıyorsunuz hocam? Şeker yüklemesi normalde 23-28. hafta arasındaki dönemde yapıyoruz. Ben onu mutlaka öneriyorum. Çünkü hani bir glukoz intoleransı olup olmadığını ya da bir insülin direnci olup olmadığını anlamanın başka bir yöntemi yok, yok ne yazık evet, ki. Hani ben çok yemiyorum, çok şeker tüketmiyorum ya da benim öyle bir bulgum yokla olmuyor ne yazık ki. Hani onu 75 gramlık bir şekeri yükleyip vücudun ona nasıl tepki vereceğini bizim laboratuvar olarak gözlemlememiz ve onu hani somut olarak ortaya koymamız anneler gerekiyor. Anneler aslında çekiniyor biraz. Şeker yüklemesi yapılacak, gebeyim, bebeğe bir sakıncası olur mu diye. Evet, ama zaten çok gramajı düşük galiba. Ben de yaptırdım ama yani çok net hatırlamıyorum. Yani 75 gram şeker, glukoz, hani iki dilim baklava. Evet, hani eşdeğer. Zaten bu çok bahsediliyor, eşdeğer ama her zaman zaten bir kantarın topuzu kaçıyor yani. Gebelikte biliyorsunuz hani çok abartılı bir miktar değil 75 gram. Yani şeker yüklemesi de yaptırılabilir. Korkulacak bir test yani değil. Bebeğe herhangi bir zararı yok. Yani yaptırılması gerekiyor çünkü bu gizli şeker, annedeki glukoz intoleransı ilerleyen haftalarda bebeği çok olumsuz etkiliyor. Allah korusun anne karnında hani ani bebek ölümlerine kadar sebep olabilir. Hocam en azından şöyle, çocukta bir problem olduğu anlaşılırsa çocuk hekimleri de çocukta bir insülin direnci olduğunu bilir ya da anneden kaynaklı bir sorun. Ona göre çocuğun ilk muayenesini yaparlar. Bence ben de önemli diye düşünüyorum. Yani mutlaka tabii annede ailesinde hani şeker hastalığı olup olmadığını da sorgulamak çok önemli. Ya da hani aşırı bir kilo alımı, çok fazla miktarda şişme ya da düzensiz beslenme, bunların habercisi olabiliyor. Hocam şimdi diğer sorumuza geçmek istiyorum. Maalesef sezaryen oranları çok arttı. Sizce bunun sebebi nedir?
kadınlar, gebeler neden sezaryen doğuma yönleniyorlar? Doğal doğum varken neden sezaryen doğum tercih ediliyor? Bize biraz bunu anlatır mısınız? Hastalarınız size bunun sebebini illaki açıklıyorlardır. Hani korku mu, başka bir şey mi? Sebebi nedir şimdi sizce? Normal doğum zaten hani doğal bir süreç. Bizim hani annelerimiz, büyük annelerimiz zamanında hepimizi normal yollarla doğurmuşlar. Hani sezaryen olan bizim zamanımızda ben çok kişi bilmiyorum ama şu anda hani ben hangi kadınla karşı karşıya kalsam hepsi sezaryenle doğum yapmış olduğunu öğreniyorum ve çok üzülüyorum artık. Hani ben de bu sistemin içindeydim. Yani uzun yıllar. Şimdi sezaryen tabii ki yapmanın belli kriterleri var. Yani 100 tane gebenin ancak 5'iyle 10'u sezaryenlik bir durum yaşıyor. Yoksa diğer 90-95'i normal yolda doğurabilir bir süreçte. Fakat bu oran niye arttı? Yani iki yönlü bakmak lazım. Hani bir gebe açısından bir de hekim açısından. Şimdi hekim açısından olan kısma ben çok değinmek istemiyorum. O bizim hani çok büyük sıkıntılarımız, problemlerimiz. Ama gebelerde de şöyle bir durum oluşuyor. Bir doğum korkusu peyda oluyor. Yani bu neden? Bizim doğum hakkındaki öğretilerimizden, duyduklarımızdan, bize anlatılan hikayelerden. Hani hep doğum sanki işte korkunç, çok ağrılı, dayanılmaz, kanlı ya da işte orada işte dikişlerim olacak, günlerce yatacağım, kalkacağım gibi ya da o işte oradan nasıl çıkacak gibi şeyler düşünüyor, kafasında kuruyor gebe. Aslında hani bunu bir doğal süreç olarak bunun çok kolay gerçekleşeceğini düşünse bu kendiliğinden hallolacak. Yani bir doğum korkusu da gebeyi sezaryen olmaya bence sürüklüyor. Evet, şöyle zaten toplumda bu konuda çok kirli bilgi var ve toplumda bir gebe ve toplumda şöyle bir kadın gebe ise onu daha çok korkutmayı seviyorlar. Hemen travmatik doğum hikayelerinden bahsediliyor. Halbuki doğumun güzel bir süreç olduğunu, normal yani doğuma teşvik etmek. Mucizevi bir an aslında doğum. Ben bütün gebelerime gebelikle, doğumla ilgili konuşmaları çevresiyle yasaklıyorum. Evet. Yani tamamen bebeğiyle o anı, o güzelliği yaşamasını, o mucizeye birlikte şahit olmalarını, hani bütün kötü bilgilerden, hepsinden kendi izole etmesini tavsiye ediyorum. Şahsen hocam ben öyle yapmıştım. Hani kendimden örnek vermek gerekirse. Gebeliğimi öğrendiğim günden itibaren çevreyi, kulaklarımı kapattım. İlla ki yanlış bilgi veren olacaktır. Travmatik doğum hikayesinden bahsedip beni korkuya, sezaryana sürükleyen olacaktır diye. Sadece doktorumu dinleyerek ilerledim. Çevreye bütün gebelerin bence kulaklarını kapatması lazım. Doktoruna güvenerek doktorun verdiği bilgiler doğrultusunda gebeliğini devam ettirmesi lazım diye düşünüyorum. Hocam diğer sorumuza geçelim istiyorum. Miyomlar tehlikeli kistler mi? Miyomların ne zaman alınması gerekiyor? Ya da şöyle söyleyelim, miyomlar ne zaman tehlike arz ederler? Miyomlar rahim kaynaklı, iyi huylu tümörlerdir aslında. Yani kist tabii içi daha böyle sıvı dolu oluşumlar. Hani miyomlar daha böyle katı. Miyomlar boyutlarına göre davranabiliyor. Bir de yerleşim yerlerine göre. Yani rahmin neresinde bulunduğuna göre de çok önem arz ediyor. Mesela 2,5 santimlik bir miyom rahim dışında durup sessiz yıllarca hiçbir belirti vermezken rahim zarına yakın yerleştiği zaman aşırı kanama, işte ağrı ya da infertiliteye sebep olarak hani daha büyük problemler yaratabiliyor. Onun için miyomun boyutu da önemli. Boyut olarak da mesela biz 15-20 santime ulaşan miyomlar gördük yani. Hani bunların operasyonlarını da yaptık. Yani bunlar kitle etkisi yapıyor. Ne yapıyor? Hani dış kısma doğru büyümüş bir miyom. Yan taraftaki komşu organlara, mesaneye, böbreğe, bağırsağa bası yapıyor, ağrı yapıyor.
Hani bu tür başka sistemlerle ilgili problemler yaratabiliyor. Yani bir kitle olarak hani kadınlar 2 kilo miyomla geziyor mesela. Yani. Peki hocam, vajinal doğum esnasında miyomlara müdahale edebiliyor musunuz? Alabiliyor musunuz o zaman? Ya vajinal doğum sırasında çok müdahale edilmez. Hani bazen sezaryanda hani çok uygunsa alınmaya, hani çok da aslında müdahale etmemek lazım. Çünkü rahmin kanlanması çok artıyor gebelik sırasında. Hani dolayısıyla miyomunki de hani hormonlara bağlı da bir büyüme hasıl oluyor. Onun için çok uygun değilse hani bazı hekim arkadaşlarımız tercih edebilir. Mesela ben çok tercih etmem miyoma müdahale etmeyi doğum sırasında, sezaryen sırasında. Bu da çok merak ettiğim bir konuydu hocam. Peki son zamanlarda çok böyle popüler olan genital estetikten konuşmak istiyorum ben. Genital estetik nedir? Hangi durumlarda yapılmalı? Biraz genital estetikten bahsedebilir miyiz? Genital estetik aslında çok tartışılıyor. Hani çok bu konuda tepki gösterenler de var. İşte çok gereksiz bulan ya da çok aşırı derecede ilgi gösterenler de var. Ama bir kadın kendini nasıl iyi hissedecekse bence o girişimde bulunmalı ya da o ameliyatı olmalı. Zaten bize başvuran hastalarda biz asla senin böyle bir ameliyata ihtiyacın var, bu böyle şu şöyle diye bir yorum yapmıyoruz. Kadın kendisi bize belli şikayetlerle başvuruyor. Bunlar mesela işte çamaşırıma değiyor. İşte ya da cinsel ilişkide rahatsızlık hissediyorum. Çok fazla enfeksiyona yakalanıyorum. İşte tayt giyemiyorum, bikini giyemiyorum. Şimdi kadın bundan rahatsız. Hani bunu bir şekilde düzeltip hani özgüvenini tekrar yerine koymak için biz de yardımcı oluyoruz. Yani genital estetik de tabii biraz daha geniş bir konu. Hani şimdi vajinoplasti, labioplasti, perineoplasti. Bunun yanında genital dolgu, PRP, mezoterapi, renk açma, bunlar da genital estetiğe dahil. Hocam bölüyorum, özür dilerim ama kısa bir reklam aramız var, sonra tekrar devam edelim. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arası sonrası tekrar buradayız. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Hocam nerede kalmıştık? Genital estetikten bahsediyorduk biraz. Evet, hem genital estetik hem fonksiyonel estetik diyelim. Yani bu ne demek oluyor? Oradaki organların tabii fonksiyonlarıyla da ilgili bir operasyondan bahsediyoruz. Kadın vajinasında bir takım rahatsızlıklar hissediyor olabilir. Özellikle yaşın ilerlemesiyle doğumlardan sonra vajinada bir elastikiyet kaybı hissediyor olabilir. Bunun için bize başvurduğu zaman daha önceden biz bunu hep operasyonla, işte ameliyatla bir takım dokuları çıkartıp tekrar dikerek halletmeye çalışıyorduk. Şimdi tabii teknoloji ilerledi, daha farklı yöntemler de çıktı. İşte lazerler, radyo frekanslarla var olan dokuları ve mevcut organı koruyarak yine bu sonuçlara çok güzel bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bunun haricinde tabii hani estetik olarak doğum sonrasında işte yırtıkların, yanlış yara iyileşmelerinin sonucunda meydana gelen bozuklukları da yine estetik olarak düzeltiyoruz. Ya da kadın işte iç dudaklarının görünümünden mutlu olmayabiliyor, rahatsızlık duyabiliyor, kendini iyi hissetmeyebiliyor. Bu konuda da ameliyatla istediği görünüme çok rahat kavuşuyor. Genital estetik de çok kapsamlı ve kısacası son zamanlarda tercih edilen bir uygulama anladığım kadarıyla. Diğer sorumuza geçelim hocam istiyorum. Kübra'cığım çok özür dilerim. İkinci sorundu zannediyorum.
gebelik takipleri hangi sıklıklarla yapılmalı demiştin. Ondan sonra bu şeker yüklemesini konu edince biraz araya kaynadı. Çünkü biz kaçıncı haftaya kadar gelmiştik? 12. haftaya kadar geldik. Devam edelim. 12. haftada bu ikili testi yaptıktan sonra, işte fetüsü değerlendirdikten sonra gebemizi, yani aylık, hani bir ay sonra hem kilo alımı gebenin, rutin kontrolleri, beslenmesi açısından değerlendirip hani bebeğin gelişimini takip ediyoruz. Zaten 20. haftaya kadar bir fark fetüslerde beklemiyoruz. Kilo alımı bize en çok, bebeğin hep kilosu soruluyor. Mesela 3 aylık bebek kaç kilo hocam falan. Yani kilo alımı 6. aydan sonra önem kazanıyor ve hani fark o zaman başlıyor. Hani 2,5 kilo doğan bebek de normal, hani 4 kilo doğan bebek de normal. Tabii bu arada bir fark oluşuyor ister istemez. Bunun altında işte genetik faktörleri olabilir bebeğin. Hani annesi düşük doğum ağırlıklı doğduysa bebek de doğma ihtimali yüksek. Ya da iri bir bebekse annesi, babası, yine onun da doğma ihtimali yüksek. Biz 20. haftada, yani 20. haftadan sonra bir 22. hafta civarında ayrıntılı ultrason dediğimiz bir organ taramasını mutlaka istiyoruz. Yani hani bu konuda uzman, bunu genelde perinatologlar gerçekleştiriyor bu konuda. Ayrı bir uzmanlık alanı çünkü. Onu yaptırdıktan sonra senin söylediğin işte şeker yükleme testini 22-28. Haftalar arasında gerçekleştiriyoruz. Hani bu yapılması gereken bir şey bana göre mutlaka. Ondan sonra zaten hafta hafta, artık 30 hafta olduktan sonra bebek 7. ayını tamamlamış oluyor. Ondan sonra bebeğin işte amniyon sıvısı dediğimiz suyunu takip ediyoruz. İşte gelişimini, kilosunu, anne mutlaka hareketlerini takip ediyor. Doğum yaklaştıkça işte 40. haftada %90'ı 40. haftada doğmuş oluyor bebeklerin. 40 haftayı hani ideal bir süre olarak kabul edersek 30-40 hafta arasında biraz daha hani bu kontrolleri sıklaştırıyoruz. 35 haftadan sonra mutlaka bebeği kalp atışlarına NST dediğimiz bir cihazla takip ediyoruz. Yani bu arada tabii olabilecek aksiliklerde, hani riskli durumlarda da müdahil oluyoruz. 40 hafta tamamlandı. Hani panik olalım mı? Hani bebek niye doğmadı? Olmayalım. Hani bebeğin ortamı iyiyse, hareketi iyiyse, hani biraz daha ona bence zaman vermekte fayda var. Yani hemen sezaryene başvurmayalım. Yani doğal doğum bekleyebiliriz. Doğdu, ben hani niye doğurmuyorum? Hani bebek riske mi giriyor? Öyle bir şey söz konusu değil. Bir kısım bebek de o zaman tercih ediyor doğmayı. Zaten doğumu neyin başlattığını, hangi mekanizmanın bunu tetiklediğini de daha bilimde çözebilmiş değil. Hani ama 40 haftadan sonra tabii bebek plasentası biraz daha yaşlanıyor. Hani kanlanması belki biraz daha bozulabiliyor. Suyu azalıyor, bebeğin hareketi, işte kordonda sıkışma ihtimali, oradan kanlanmanın daha az olma ihtimali artıyor. Onun için 40 hafta dolduktan sonra da biz anneleri 3 günde bir hani NST kontrolüne davet ediyoruz. Sonra da işte 10 gün, 15 gün daha bekleyip artık doğumu gerçekleştiriyoruz. Anladım hocam. Diğer sorumuza devam edelim istiyorum. Bu da çok merak edilen, izleyicilerimizin çok yönelttiği bir soru. Menopoz. Menopoza da biraz değinelim mi? Şimdi menopoz nedir? Menopoz adetlerin durması anlamına geliyor. Hani kelimeyi açarsak. Kadın eğer 6 ay boyunca hiç adet görmediyse buna menopoz diyoruz. Yaklaşık Türkiye'deki ortalama menopoz yaşı da 50-52 civarında. Tabi bu menopoz bir anda olmuyor. Yani hani bütün sistem yürürken bir anda kadın menopoza girmiyor. Bu bir süreç aslında. Yani bu yaklaşık menopoza
menopozun olduğu andan itibaren, o andan hani 7-8 yıl öncesine kadar dayanan bir süreç. Bu döneme de biz perimenopoz diyoruz. Perimenopoz da aslında olan bir hormonal dengesizlik hali. Yani vücudumuzda iki tane hormon var bizi. Hep biz östrojenden bahsederiz ama asıl bana göre daha kıymetli olan hormon progesteron. Çünkü progesteron hep bir fren şeklinde çalışıyor. Östrojenin zararlı etkilerini, onun vücutta yaptığı bir takım şeyleri. O hep böyle iyileştirici bir rol oynuyor. Perimenopoz döneminde de bu östrojenle progesteronun kendi arasındaki denge bozuluyor. Bu nasıl hani ergenlik döneminde de bir takım düzensiz kanamalar, işte dengesizlikler, işte ergenlikteki sivilcelenmeler falan, böyle bir hormonal dengesizlik var. Aynı kadın bu üreme çağından çıkarken de, hani girdiği dönem gibi, yine bir dengesizlik söz konusu oluyor. Yumurtlama olmadığı zaman, yani yumurtlama sekteye uğradığı zaman östrojen vücutta biraz daha fazla düzey, miktarda olmaya başlıyor ve östrojenin etkileri en çok tabii rahim zarına, memeye, hatta beyinde bile östrojen reseptörleri var. İşte biliyorsunuz östrojen katlamar hastalıklarıyla da yakından ilişkili. Onun için progesteronu biz bir şekilde yerine koymak zorundayız diye düşünüyorum mutlaka. Ama bu konuda da benim fikrim, ya ortada bizim hani verdiğimiz, hani yıllardır, şimdi bir kadın doğum doktoruna gittiği zaman hani adet görse de, hani çok olsa kanamasını durdurmak için de, ya da adet göremediyse de, biz hep aynı ilacı veriyoruz. Hep ortada bir progesteron ilacı dolaşıyor. Ama bu progesteronlar genelde sentetik progesteronlar. Hani ben bu dönemde doğala özdeş, hani vücudumuzda salınan hormonun birebir aynısı progesteronun takviye edilmesi taraftarıyım. Hani bunu da yerine koyduğumuz zaman, hani bizdeki o perimenopoz döneminde yaşadığımız sıkıntıların çoğu da halloluyor. Zaten herhalde bu menopozda en rahatsız edici bulgu sıcak basması. Sıcak en basması. Büyük bulgu, evet. Başka ne gibi bulgular oluyor menopozda? Sıcak basması, ter, ateş, yani menopozda çok tamamen menopoza girdikten sonra mı? Hı, evet. Yani menopoz aslında hani kadının iki önemli hormonunun, kadını var eden iki hormonun bir anda vücuttan çekilmesi, yani bir hormon yokluğuna dönüşüyor. Yani bu hormonların kadında çok ciddi, yani iyileştirici etkileri var, evet, aslında. Ve biz hormon tedavisini artık menopozdan sonra tamamen bu WHI çalışmasından sonra kliniklerden tamamen çıkartmış vaziyetteyiz. Fakat ben hani biraz daha bu işlerin içine girince, tabii kendim de bu işin içine düşünce, hani bu işin doğrusu nedir, nasıl yapalım? Hani insülini olmayana insülin veriyoruz dışarıdan. Bizim de hani bu hormona ihtiyacımız var. Ya en başta hani sağlığımız için. Çünkü kadından artık östrojen, progesteron çekildikten sonra vücudunda ciddi bir negatife gidiş başlıyor. Bunlar hani herkesin bildiği gibi kemik erimesi, kat damar hastalıklarındaki artış, hani riskimiz yükseliyor. Hafıza ile ilgili, yani beyinsel kognitif fonksiyonlarla ilgili bir takım iyileştirici etkileri var östrojenin. Yani ciltte, genital organlarda, yani idrar yollarına kadar her yerde östrojen, evet, reseptörü var. Yani onun için ben bu hormonlardan vazgeçmeyelim diyorum, ama tabii bize zarar vermeyecek şekilde mutlaka kontrollü, doğala eşdeğer, yani sentetik olmayan, hani metabolitleri bize zarar vermeyecek şekilde, hani verme yollarını
seçerek, dikkat ederek. Hocam adet düzensizliğinden bahsetmişken son zamanlarda ilaca yönelmek değil de adet düzensizliği için bu bitkisel şeyler yapılıyor, soğan kürleri falan. O konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bunlar hani kirli bilgiler mi yoksa başvurulması gereken yöntemler mi ya da bir sakıncası var mıdır? Ya şimdi östrojen dediğimiz şeyler tabii molekül bunlar hani, ya da progesteron. Hani bunlara benzer işte fitoöstrojenler diyoruz. Bunlar hani fito bitkilerden elde edilen hani bir takım şey moleküller aynı östrojen gibi davranabiliyor. Ya atıyorum işte duymuşsunuzdur sarı kantaron, ondan sonra kara yılan otu gibi otları. Biz bunları hani ilaçlaştırılmış şekilde hani ne kadar dozu vereceğimizi bilerek tercih edebiliyoruz, hastalara önerebiliyoruz. Ama ben hani o ot, şu ot falan hani aktarlardan alıp ya da soğan suyu, onların hani ne miktarda ne verdiğimizi bilmediğimiz şeylere çok önermiyorum açıkçası. Evet, bu da merak ettiğim bir konuydu. Dediğim gibi çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. Evet, yani bu bilgi kirliliğine dahil bir şey mi yoksa gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Merak ettiğim bir konuydu. Bunu biraz toparladık. Zamanımız çok kısıtlı olduğu için böyle hızlı hızlı geçmek zorunda kalıyoruz. Yoksa bir tek soru üzerinden belki yaklaşık 20 dakika konuşabiliriz ama evet, çok maalesef vaktimiz kısıtlı olduğu için ben diğer sorumuza geçelim istiyorum hocam. İdrar kaçırma problemi çok merak edilen bir konu. Şu şekilde hani idrar kaçırma bir problem midir ya da hangi durumlarda bir hekimden destek almalıyım? İdrar kaçırma tabii kadında çok faktörlü. Yani hani erkekte de idrar kaçırma oluyor belli bir yaştan sonra. Kadındaki idrar kaçırma önce tabii biz doğumları sorguluyoruz, gebelikleri sorguluyoruz. İşte pelvik tabandaki bir kas hasarı var mı yok mu? Ya da zor bir doğum gerçekleşmiş mi? Mesane boynundaki işte o oynaklık, labilite diyoruz. Nasıl? Hani muayene sırasında bunlar çok önemli. Çünkü idrar kaçırma tek çeşit değil. Yani sinir hasarına, sinir harabiyetine bağlı. Mesela bir diyabet hastası da yıllar sonra idrar kaçırma problemi yaşayabiliyor. Çünkü oradaki sinir iletimi bozulmuş oluyor. Ama genelde doğumlardan sonra olan idrar kaçırmaları daha mekanik. Yani oradaki anatominin biraz daha yer değiştirmesi ve bozulmasına bağlı gerçekleşiyor. Biz bu gibi durumlarda operasyonlar öneriyoruz. İşte mesaneyi yukarıya kaldırma, mesane boynunun açısını düzeltme şeklinde çok çeşitli operasyonlar var. Nasıl operasyonlar? Hani yani hem karından yapılabiliyor, hem vajinal yolla alttan hani askı ameliyatları var. Hani bunlar çok çeşitli. Hastaya yani göre değişir muhtemelen. Hastaya göre tabii hani hastayı mutlaka hani değerlendirmek lazım. Hani onun hikayesini çok iyi almak lazım. Yani ne gibi durumlarda idrar kaçırıyor? Mesela öksürünce, hapşırınca bir karın içi basıncı artımında mı idrar kaçıyor? Ya spor yaparken ya da hiç fark etmiyor mu? Ya da işte bir tuvalete yetişememe problemi var ya da idrarını boşaltamama hissi mi var? Bunların hepsi çok iyi sorgulanması evet, gereken durumlar. Ama hani hormonal olarak hormonların etkilediği bir durum var. Genitourinary sendrom diye bir sendrom var. Bu genelde östrojen, biraz önce de bahsettiğim gibi östrojen reseptörleri bu mesane boynunda o kısımda da bulunmakta. Ve östrojenin eksikliğinde menopoz döneminde bu bölgede de bir dokularda değişiklik söz konusu oluyor ve menopozdan sonra kadın yani hiç mesela doğum yapmamış, böyle bir problemi yok daha önceden. Bir anda idrar kaçırma ya da bu idrarla ilgili bir takım sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Hani bunlar idrarda yanma da olabilir, işte sık idrara çıkma da olabilir ya da kaçırma şeklinde de olabilir. Buna genitourinary sendrom diyoruz. Bunda da hani östrojen tedavisi, östrojen replasmanı çok iyi sonuçlar vermekte. Anladım hocam. Biraz da bu konuyu konuşalım istiyorum. Aslında gebelikten sonra bu konuya değinmek istiyordum. Fakat genital estetiği falan da konuşmak istediğim için biraz sona bıraktım bu konuyu. Çocuk sahibi olmayan çiftler hangi durumlarda ya da ne zaman doktora başvurmalı? Evet.
Tabii çocuk sahibi olmak çok önemli, çok güzel bir duygu. Hani evlendikten sonra hani herkes arzu ediyor. Bir de çevreden çok büyük baskı geliyor. Hani çiftler çok hazır olmasalar da işte 3 ay geçiyor, 5 ay geçiyor. İşte olmadı mı, çocuğunuz yok mu, gebe kalamadın mı gibi bir strese ve baskıya sokuyorlar çiftleri. Şimdi genelde hani biz bir yılın dolmasını bekliyoruz. Hani bir yıl ama şöyle, ikisi bir arada bulunacak. Bazen mesela geliyorlar, diyor ki işte benim eşim şurada çalışıyor. Ya da işte çok sık nöbetleri olan bir işte çalışıyor. Hani çok böyle düzenli bir cinsel birliktelik hikayesi de bulunmuyor. Hani şöyle diyeyim, hani bir yıl boyunca düzenli, aktif, korunmasız bir cinsel hayatın ardından işte gebelik gerçekleşmediyse bir doktora başvurmalarını önerebiliriz. Hı hı, tabii, ama bir yıl diyoruz yani. Yani bir yıl, evet. Ama tabii bu onların hemen tedirgin olmamak tedirgin lazım. Tedirgin olmamaları. Yani stres faktörünü... Zaten stres her şeyden bence sorumlu. Evet. Yani stres faktörünü önce bir hayattan çıkarmak lazım. Ya da en aza indirgemek lazım. Evet, bu hormonların zaten hani gidişatında birbiriyle olan dengesinde, yani hayatımızı etkileyişinde stres, kortizol hormonu çok önemli. Bir de tabii hani biz hep şunu gözden kaçırıyoruz. Genelde hep bir kadını götürüyoruz doktora, işte bunun çocuğu olmuyor falan diye, ama yani bu oranlar eşit baktığınız zaman. %40 erkekten, %40 kadından kaynaklı infertilite. Yani %20'sinde de zaten ikisinde de hiçbir sorun tespit edilemiyor. Mutlaka erkeğin de bir üroloji uzmanına gitmesini ben öneriyorum eş zamanlı olarak. Hocam toparlayacak olursak, çok kısa bir zamanımız kaldı maalesef. Konuşacak çok konumuz var ama zamanımız kısıtlı. Kısaca toparlamamız gerekirse neler söylemek istersiniz? Hangi konulara değinmek istersiniz? Ben en çok hani üzerinde durduğum hani koruyucu hekimlik. Yani bir şey olmadan onu engelleyelim. Kadınların bu rutin jinekolojik muayenelerini ihmal etmemelerini. Hani bir masa korkusu var, sürekli bir işte masa fobisi gibi. Hani hep bunu öteliyorlar. Mutlaka simirlerini aldırsınlar. Ve 9 yaşın üzerindeki çocuklarımızı mutlaka HPV virüsüne karşı aşılayalım. Tabii şimdi aşıyla ilgili de çok tartışmalar dönüyor ama bu gerçekten koruyucu bir aşı. Hani biraz ileride açabilir misiniz aşı konusunu? Şimdi HPV virüsünden bahsetmiştim. Yani rahim ağzı kanserinin artık hani kesin olarak kanıtlanmış bir sebebi HPV virüsü. Ona maruz kalmak. Bu virüsle karşılaşmadan önce de yani ileride bir sıkıntı olmasın diye aşılanma öneriliyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nce HPV aşısı 9 yaşından önce 26 yaşına kadardı. Şimdi bu yaşı biraz daha ileriye taşıdılar. Yani yaklaşık 43-44 yaşına kadar kadınlar aşılanabiliyor HPV virüsüne karşı. Onu önereceğim. Bir de dediğim gibi kontrollerini aksatmasınlar. Yani bir yaşın üzerinde mutlaka mamografi, meme ultrasonu, meme muayeneleri. Çünkü kadınlar çok değerli, çok önemli. Bence önce kendilerine o gereken değeri, önemi versinler. En son şunu söylemek istiyorum Kübra'cığım. Biliyorsun hep kadınlar doktor kontrollerine en çok gebelik döneminde gidiyorlar. İşte fakat kadın doğum öncesinde, doğum sonrasında, menopoz döneminde her zaman mutlaka kendini düşünmeli, önemsemeli ve hani rutin kontrollerini ihmal etmemeli. Kadın çünkü çok değerli, çok önemli, çok kutsal. Gerçekten için öyle. Yani bir kadın sadece gebe olunca kadın olmuyor. Yani bütün kontrollerini, bütün tetkiklerini falan hepsini bence
gebe kalmadan önce de yaptırmalı. Çünkü son zamanlarda rahim ağzı kanserleri çok artmış durumda. Bunların hepsinin takibini bence bir hekim eşliğinde sürdürmeli diye ben de o şekilde düşünüyorum hocam, değil mi? Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Yani hızlıca bir giriş yaptık ve hızlıca bir kapatmak zorundayız. Çünkü dediğim gibi bütün konulara böyle kısmen değinmek zorunda kaldık. Hepsini yoksa çok açacağımız, çok konuşacağımız, üstüne uzun uzadıya anlatacağımız birçok konumuz var. Ama ben sizi inşallah bir daha bir programımızda ağırlamak istiyorum. Çünkü farklı konular da var konuşmamız gereken. Bilgilerinizden istifade etmek istiyorum açıkçası. Sizin bilgileriniz bizim için çok önemli, çok kıymetli. Çünkü doğru bilgiye ulaşmak çok zor bu dönemde. O yüzden doğru bilgilerinizi bize her daim aktarın istiyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bu kadar yoğunluğunuz arasında bize vakit ayırıp buraya geldiğiniz için, konuk olarak katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Kübra'cığım. Evet değerli izleyenler, bu hafta programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya farklı konuk ve farklı konularla RTV ekranlarında yeniden sizlerle birlikte olacağız. Esen kalın.